Yani kokain önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. Bu en son 4 ton 900 kilo geçen senenin zannediyorum Haziran. Evet, 9 Haziran'da yakalandı. Daha sonra yeni bir güzergah çalışması. Çünkü DEA, Amerika Uyuşturucuyla Mücadele çok güçlü orada ve çok baskın karakter. Devamlı üstlerinde. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca 800 kilometre Venezuela ile sınırları var. Venezuela üzerinden Kolombiya'dan oraya geçirmek çok kolay. Yeni adres, çünkü Venezuela'da DEA'nın kontrolü yok. Sıfır kontrol. Buraya döneceğiz. Bir de bize gelen bu kokainler diyorsunuz ya, bir kısmı iç piyasada, bir kısmı Avrupa'ya gidiyor. Hayır, Avrupa'da kokainin fiyatı çok ucuz. 45 bin eurolarda kilosunu. Türkiye'de çok pahalı. Ama esas pahalı olan yer Orta Doğu. Suriye, Lazkiye limanı. Orası da DEA'nın kontrolünde değil. Şimdi bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, kim gitti? Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Evet. Bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra, bu senenin başında Ocak ayında gitti, 4 gün kaldı. Şubat'ta gitti, 4 gün kaldı. Caracas Limanı var. Venezuela'nın en büyük limanı. Oradan kuru yük gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor. Ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler artık Dominik üzerinde de çok yakalanmalar başlayacak. Çünkü yeni güzergah burası. Ben bizim liman çok önemli dedim ya. İşte herkes anlattı, oraya gemi girmez. Lan ben gemi girer mi dedi. Kokain bu şekilde Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 30 metre, 35 metrelik yatlarla uzun yolculuk yapabilen 500 ton, 1 ton, 2 ton kokainler o şekilde dağılır. Özellikle ama Suriye, Lazkiye üzerinden de yapılıyor. Kıbrıs'ın şu anki Cumhurbaşkanı gerçekten iyi adam. Gerçekten iyi adam. Yani onun bu organizasyonun içinde olduğunu bilmiyorum ama şu anki kurulan bu organizasyon zaten çok eski zamanlarda kurulmaya başlandı. Hem uyuşturucunun hem kumarın merkezi haline getirilmesi için yapılan o çalışma. Erkan Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın ya oteli ya da onun bazı otel onun değil, kasinolar onun. Halil Falyalı'nın misafiri. İşte ben Binali Bey'in böyle bir organizasyonun içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri, kumar kasetleri değil, başka kasetleri, rüşvettir, şeydir. Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline geldiler. Ve Türkiye'ye gelişi, gidişi, tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor? Neden kokainlerin Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil. Başka gemiler koordinasyon ediyor. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde? Evet. Mehmet Ağar da bu senkronizmin tamamen ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın.